Evet efendim. Kağıtlarımızı bulursak. Bir dakika. Dermatoloji uzmanı Ersin Aydın hocamız. Hoş geldiniz tekrar. Merhaba, hoş bulduk. Ne konuşacağız bugün? Bu özellikle şey çok tuttu, bak söyleyeyim. Çok şey geliyor. Natural botoks. Evet, natural botoks konusu gerçekten çok ilgi çeken bir konu. Biz de çok soru alıyoruz onunla ilgili. Onu, o konuda konuşabiliriz. Bir danışanımıza da bir işlem yapmıştık aslında. Onunla ilgili de konuşabiliriz. Hangi işlemleri yaptık, nasıl sonuçlar elde ettik. Veterimiz var mı onunla ilgili? Yani bir hazırlık yapılmıştı aslında. Onu gösterecekler sanırım. Bir veterimiz var mı? Varsa bir izleyelim. Aa, izleyelim. Merak ediyorum ben. Bir gitsin veterimiz, onun üzerine konuşalım. Çoklu işlemler yapmıştık aslında. Etkisini burun... hemen gösteriyor mu hocam? Yapıldı mesela, çıktı o an şey oluyor mu? Natural botoksun etkisi hemen ortaya çıkmıyor. İkinci günden sonra yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Okay. Bir hafta 10 gün içinde etkisi ortaya çıkmış oluyor. Ne etkisi oluyor? Göz kenarındaki alın bölgesindeki çizgilerin belirginliği oldukça azalmış oluyor. Örneğin bu izleyicimize göz kenarında alın bölgesinde çok belirgin çizgileri vardı. Natural botoks uygulaması yapmıştık. İşlemden 8 gün sonraki sonucu bu. Ameliyatsız olarak elde edilen sonuç, alın çizgileri var. Alın çizgilerinin belirginliğinin azaldığını görebiliyoruz. Göz kenarındaki çizgileri, kaş arasındaki çizgilerin belirginliğinin azaldığını görebiliyoruz. Tabii uygulama yaparken göz kenarına, kaşların uç bölgesine işlem gerçekleştirdiğimizde kaşlarda bu danışanımızda olduğu gibi yükselme ortaya çıkabiliyor. Bu da çoğu kişinin istediği bir görünüm aslında. Daha canlı, daha fresh bir görünüm ortaya çıkabiliyor. Hocam burada malzeme aynı. Botoks. Ama natürellik burada sizin yaptığınız dokunuşlar değil mi? Evet. Normalde bizim yüzümüzdeki mimik kaslarımız birbiriyle koordineli olarak çalışıyorlar. Örneğin mesela kaşımızı kaslardan biri yukarı kaldırırken biri aşağı indiriyor. Tabii. Oradaki o kasların koordinasyonuna uygun olarak yapılmayan işlemler doğal olmayan sonuçlara, işte şeytan gibi bakış, balık gibi bir ifade gibi bir takım danışanların ifadesiyle sonuçlara neden olabiliyor. Ama kişinin yüz yapısına, mimiklerini kullanma derecesine, kaslarının o hareket derecesine göre yapılan uygulama son derece doğal, fresh bir görünümle sonuçlanabiliyor. Tabii bu danışanda sadece natural botoks uygulaması yok. Sadece biz botoks işlemi, natural botoks işlemi yapmıyoruz. Onun dışında yapmış olduğumuz birçok işlem var. Aynı anda yapılıyor mu hocam? Hepsi? Tabii ki aynı gün işlemleri yapabiliyoruz ama burada daha aşamalı bir şekilde ilerlemeyi de tercih edebiliyoruz. Önce natural botoks uygulamasını yapıp bir hafta 10 gün sonra kontrolde değerlendirip ihtiyacına göre bakabiliyoruz. Mesela bu danışanımız burun ucundaki düşüklükten belirgin olarak şikayetçiydi. Ameliyatsız bir sonuç bu. Yani 8 gün sonraki görünüm bu. İşlemin sonucu uygulamadan hemen sonra ortaya çıkabiliyor. Yani. Burun ucunun yukarıya kalktığını, burun sırtındaki o kemer görünümünün azaldığını. Bu hemen mi oluyor? Hemen mi? Hemen sonrası. Hocam bir tane hediye ver be. Botoks vermedi, şu burnu ver bir tane hediye ya. İkisinden bir tane hediye ver bizim izleyicilerimize. Olabilir, yapılabilir. Oley! Oley. Evet, İstanbul'da o zaman olan biri olabilir. Demet Valişen'le Instagram adresine yazan bir şanslı izleyicimize hocam natural botoks ya da burun kaldırma yapacak, artık hangisi? Burada burun ucunun nasıl kalktığını, nasıl şekillendiğini görebiliyoruz. Burada da dudak dolgusu da yapmıştık. Öyle mi? Kişiler genelde dudak dolgusu yaparken bazen çekinceler olabiliyor. İşte doğal gözükür mü, yapay durur mu gibi. Aslında yapılan ufak müdahalelerle o dudağı biraz daha hacimlendirmek, o sınırlarını biraz daha belirginleştirmek mümkün. Bu danışanın mesela dudağında asimetrik görünüm de vardı. Dudağının bir tarafı diğerine göre biraz daha inceydi. O asimetrik görünümü biraz daha azaltmıştık. Dudaklarını biraz daha şekillendirmiş. Aynı zamanda doğal bir sonuç elde etmiştik. Tabii niye dudağa dokunduk? Normalde profilden bakıldığında burun, dudak, çene hepsi bir bütünün parçası. Yüzümüzün en önemli unsurları. O nedenle dudak dolgusu hocam, işlemi dudak dolgusu de gerçekleştirmiştik. Genelde bir yıl kadar etkinliği devam ediyor. Ama genelde bize gelen çoğu kişi, hocam işte dudaklarım çok hafif bir dokunuş istiyorum, çok kalınlaşsın, çok belirginleşsin istemiyorum diyorlar ama o nedenle biraz böyle aşamalı bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Bu hastaya aynı zamanda çene dolgusu da yapmıştık. Profilden bakıldığında çeneyi de biraz hafif bir şekillendirmek amacıyla. Masseter botoks uygulaması da var tabii. Hocam ameliyatsız. Burun efsane yapmışsınız hocam. Bıçaksız. Hiçbir şekilde iyi. Sadece botoksla, sadece dolguyla muhteşem olmuş. Şu dudak ama çok acıyor hocam ya. Ben de şu üstten azıcık böyle bir hani bir tazelik versin. O felaket acıyor. Uygulamadan önce anestezi kremleri uyguluyoruz. Bir de uygulama yaparken kullanmış olduğumuz ürünün içerisinde lokal anestezik maddeler de var. O nedenle çok böyle toler edilmeyecek bir ağrı olmuyor. Masseter botoksu da aslında biraz konuşmak uygun olabilir. Çünkü günümüzde diş sıkma problemi yaşayan çok sayıda kişi var. Bunlar için çeşitli oluyor. Nedenlere bağlı olarak, bir takım stresör faktörlere bağlı olarak çok diş sıkma problemi yaşayabiliyorlar. Ve bu çene eklemi problemlerine, diş ağrılarına, dişlerde aşınmaya neden olabiliyor. Diş hekimlerinden bize yönlendirilen çok kişi olabiliyor. Bu kişiye de masseter botoks uygulaması da yapmıştık.
bazen kişilerde gerçekten gülümsediğinde ya da dururken o masset arkasındaki, çene köşesindeki kas büyüyerek şiş bir görünüme yol açabiliyor. Ve bu erkeksi bir görünüm, daha kare bir yüz görünümüne neden olabiliyor. Masseter botoksundan sonra bir hafta 10 gün sonra genelde onun azalmaya başladığını ve zaman içerisinde onun biraz daha azalarak daha oval bir yüz hattının ortaya çıktığını bu hastamızda olduğu gibi görebiliyoruz. Hocam botoks için bir yaş sınırı var mı? Şu yaştakiler yaptırabilir, bu yaştaki ya da erken botoksa başlamak daha kötü bir sonuç mu doğurur yoksa daha iyi mi olur? Bununla ilgili aslında yapılan bilimsel çalışmalar var. Daha yeni yayınlanan bir çalışma var. 35 yaşın altındakilerle 35 yaşın üzerindekiler karşılaştırılmış. 35 yaşın altında daha erken dönemde başlandığında elde edilen sonuçların daha iyi olduğu ve bu etkinin daha uzun süre devam ettiği bu çalışmada gösterilmiş. Bize gelen hastalarda da aynı şekilde erken dönemde yapıldığında gerçekten daha yüz güldürücü sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu tabii ilerleyen yaşlarda yaş almış danışanlarımıza yapılamaz mı? Tabii ki yapılabilir. Ama onlara yapıldığındaki sonuçları biraz daha desteklemek gerekebiliyor. Ne gibi destekler? İşte lazer işlemleri. Çünkü sadece natural botoks uygulaması yapmıyoruz. Lazer işlemleri yapıyoruz. Hyaluronik asit dolgu uygulamaları yapıyoruz. Bu hastamızda da lazer işlemleri vardı. Lazer işlemleriyle o yüzdeki o kırışıklığın belirginliği biraz daha azaltma mümkün olabiliyor. Yani ilerleyen yaşlarda yapıldığında başka işlemlerle etkinliği biraz daha desteklemek gerekebiliyor. Çünkü cilt kalitesini artırmak lazım. Tabii. Cilt kalitesini artırmak için de ek işlemler de gerekebiliyor. Peki hocam, Kübra Hanım demiş ki çenem yüzüme göre çok küçük, dolgu mu yapılıyor böyle bir şeyde? Tabii Kübra Hanım'ı değerlendirmek gerekir. Eğer çenesi çok küçük ve geride ise bazen o kişilerin çene implantı, yani o bölgeye implant yerleştirmesi gerekebilir. Ama dolgu uygulamalarıyla da çeneyi şekillendirmek, o çene ucunu biraz daha ovalleştirmek, çeneyi biraz daha projekte ön plana çıkarmak. Tabii ki bu aslında olduğu gibi çeneyi biraz daha projekte etmek, ön plana çıkarmak mümkün olabiliyor. Çene hattı biraz daha belirginleşebiliyor. Çene ve çene hattı. Jawline dolgusu olarak da geçiyor. Çene köşesini biraz belirginleştirmek, çene hattını belirginleştirmek mümkün olabiliyor bu dolgu işlemleriyle. Hocam yine bir izleyicimiz Melike Hanım demiş ki göz altlarım çökük ve mor. 32 yaşındayım. Işık dolgu yaptırdım. Fayda etmedi. Siz ne önerirsiniz? Işık dolgu ne hocam? Şimdi göz altında bu aslında görselde görüyoruz, yani bu hastanın göz altlarında biraz daha yorgun görünmesine neden olan göz altı morluğu var. Evet. O göz altı morluğu kişiyi biraz daha yorgun görünmesine neden olabiliyor. Gözaltı dolgu uygulamasıyla bu kişide olduğu gibi yapıldığında o mor görünümünün belirginliğini biraz hocam, daha azaltabiliyoruz. Hocam şu ekranda gösterelim mi? Hocam sizin sen kendine ışık dolgusu yapıyor musun? Gözünün altı senin çok beyaz. Var, bende de var ama ben kendi kendime yapmıyorum tabii. Şurada mesela o göz altında bir daha videoya gelelim, bir donduralım o göz altını anlatsın hocam. Burada burnu gösteriyoruz. Burada burnu. Evet, burada bir dondurabilir miyiz? Burada bir dondurabilir miyiz? Ama burnu kapattık. Biraz geri alıp. Biraz geri alıp. Gel beyim, otur. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Evet, bak, mesela burun ucundaki bu düşüklüğü, yani burun ile dudak arasındaki açının ne kadar dar olduğunu görebiliyoruz. Çünkü burun ucu düşük. Nasıl kaldırıyoruz burnu? Burnu normalde destekleyen bir takım anatomik yapılar var. O anatomik yapılara kaldırma kuvveti oldukça fazla olan hyaluronik asit dolgu uygulamaları yaptığımızda burun ucunun burada olduğu gibi yukarıya kalktığını, burun ucunun biraz daha şekillendiğini, burun sırtındaki o kemer görünümünün ve burun ucundaki düşüklüğün azaldığını hemen sonra görebiliyoruz. Bak hocam çenede mesela burada çöküklük var. Bak burada daha evet, böyle. Çene biraz daha ovalleşmiş. Tabii dudak dolgu uygulaması da yapmıştık. Dudakların daha şekillendiğini, sınırların biraz daha belirginleştiğini ve daha hacimli bir görünüm aldığını görebiliyoruz. Göz çevresi buralar, buradaki evet, kırışıklıklar. Tabii orada, burada bir tane bile yok. Natural botoks uygulaması yapmıştık bu bölgeye de. Göz kenarındaki o çizgilerin belirginliğinin ne kadar azaldığını görebiliyoruz. Aslında hocam o gözaltı işe yaramadı dedi. Başka ne olabiliyor? Şimdi onu aslında anlatmak istiyorum. Gözaltı dolgusunu herkese yapmıyoruz. Çünkü göz altında farklı problemler olabiliyor. Tabii. İşte göz altındaki yağ petleri fıtıklaşabiliyor. Göz altı şiş bir görünüme yol açabiliyor. Göz altında ince çizgiler olabiliyor. Oradaki damarsal yapılar belirgin olabiliyor. Bu problemleri gidermek amacıyla yaptığımız işlem değil gözaltı dolgusu. Eğer uygun kişiye bu hastada olduğu gibi yapılırsa gerçekten yüz güldürücü sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Peki bu problemler varsa neler yapılabilir? İşte blefaropil alt göz kapağı ameliyatlı işlemler yapılabilir. Ameliyatsız neler yapılabilir? Lazerler yapılabilir. Lazerlerden yararlanıyoruz. Göz altındaki ince çizgileri azaltmak amacıyla lazer uygulamaları yapabiliyoruz. Yine oradaki damarsal yapıların belirginliğini azaltmak amacıyla damarsal yapıları hedefleyen lazer sistemlerini uygulayabiliyoruz. Yani çoklu işlemler yapıldığında kişinin ihtiyacına göre doğru uygulama yapılırsa gerçekten yüz güldürücü sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Peki hocam, burnu bu hale getirdik ya, bu ne kadar dayanacak şimdi? Ortalama bir yıl. Bazen daha uzun sürede devam edebiliyor. Sonra kendi kendine düşmeye mi başlıyor? Eski halini mi aldı? Yani şu haliyle şu hal arasında bir görüntü ortaya çıkıyor.
yani bir yıl sonra yapıldığında şu halinden daha da iyi bir görüntü ortaya çıkabiliyor. İlk haline dönmüyor. İlk haline göre biraz daha iyi bir görünüm. Tekrar yapıldığında o süre biraz daha uzun devam edebiliyor. Bazen iki yıldan daha uzun süre devam eden hastalarımız da var. İyi o zaman. Peki sorumuz var mı? Var. 25 yaşındayım. Göz kenarlarında çizgilerim var. Botoks yaptırmak için çok mu erken? 25 yaş hocam. Onu aslında biraz önce konuşmaya çalışmıştık. Bu mesela danışanımızda çok ileri yaşta olan bir kişi değil. Göz kenarında belirgin çizgileri var. İşlemden sonra göz kenarındaki çizgilerin belirginin azaldığını görebiliyoruz. Yani erken dönemde başlanması gerçekten daha yüz güldürücü sonuçlar veriyor. İlerleyen yaşlarda o göz kenarındaki derinin cilt kalitesini artırmak için ek işlemler yapmak uygun olabiliyor. Hocam şeyleri merak ediyorum. Şu çiller miller hani lekeler mekeler oluyor ya. Evet mesela. Leke tedavisiyle ilgili ne yapılabiliyor? Bu hastamızda da öyle. Aslında o fotoğrafı görebilsek öncesi fotoğrafı yüzündeki çilleri lekelerin belirgin ne kadar belirgin olduğunu görebiliriz. Bu. Bak burada bir duralım. Daha yüzünü tüm yüzünü gösteren bir fotoğraf var. O fotoğrafta yüzündeki o lekeleri görebiliyoruz. Lazer tedavisi uyguladık. Farklı kombinasyon lazerleri. Çünkü bizim yüzümüzde çiller, kılcal damarlar, ince çizgiler. O çiller de gidiyor mu? Evet, o çizgilerin belirginliği büyük oranda azalıyor lazer tedavisinden sonra. Özellikle açık cilt tipine sahip olan kişilerde. Genelde bir kez uygulama yeterli olabilir. Bazen ikinci uygulama yapıldığında daha da belirgin bir düzenle ortaya çıkabiliyor. Bu tedaviyi de sadece çilleri gidermek amacıyla değil, aynı zamanda cilt kalitesini de artırmak, daha genç bir görünüm sağlamak amacıyla uygulayabiliyoruz. Burada dudaktaki o değişikliği gösteriyoruz. Bir duralım hocam, bir duralım. Bak dudakta gör, bak. Sabriye gör. Mesela bakın. Sen yaptırıyor musun? Dudağı ince. Burada dudağının bu kısmı buraya göre daha ince. Üst dudağındaki incelikten yakınıyor. Dudak dolgusundan sonra o daha simetrik bir görünüme kavuştuğunu görüyoruz. Burada da burun kenarındaki çizgiler, bu oluklar kişiyi daha yorgun gözükmesine neden olabiliyor. Bu olukların belirginliğini azaltmak amacıyla da nazolabiyal dolgu uygulaması. Yani burun kenarındaki o çizgileri azaltmak amacıyla oraya nazolabiyal dolgu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Hocam. Bu hastamızda onu yapmıştık. Yani sonucu çillerin belirginliğinin azaldığını görebiliyoruz ama tedavisi halen devam ettiği için ona çok bahsetmek istemedim. Tek seanslı bir uygulama yapmıştık. Hala o tedavisi devam ediyor. Yani ikinci uygulamasını da yapacağız. Baksana alnındaki çizgilere bak. Bir de buraya canım. Bak. Burun mesela burada şunu çok zorlanıyor. Yani bu mutlaka ameliyat olmuştur. Bu öncesi ve 8 gün sonrası. Yani ameliyatla olan bir sonuç değil. Ameliyatsız bir düzenle. Valla çok botoksu görüyoruz. Çok dolgulu görüyoruz. Bu kadar o şey doğal olarak. Şunu da vurgulamak lazım. Burun dolgusu herkes için uygun olan bir işlem olmayabilir. Eğer burunda sağa sola olan bir burun eğriliği varsa, kişinin nefes almasını güçlendiren bir burun problemi varsa tabii ki ameliyat olması gerekir. Yani burun dolgusu herkes için uygun bir işlem olmayabilir. Kişiyi değerlendirip eğer uygun kişilere o işlemi gerçekleştiriyoruz. Peki Sıla Hanım demiş ki üst dudağım alt dudağıma göre daha ince ve sadece üst dudağıma dolgu yaptırmak istiyorum. Olur yapılabilir mu? Bu kişide olduğu gibi üst dudağa da yapılabilir ama tabii biz bir dudağı yüzün bir bütünün bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla üst dudak alt dudak oranı var. Tek başına üst dudağı ya da tek başına alt dudağı genellikle uygulamayı yapmayı tercih etmiyoruz. O oranı bozmayacak şekilde eğer üst dudağı çok inceyse sadece üst dudağın işlem yapılabilir. Ama oranı bozmayacak şekilde alt dudağı da işlem gerçekleştirilebilir. Bak Alişan, Gizem Hanım demiş ki 30 yaşındayım yüzümde lekeler var, bu lekelerden kurtulabilir miyim? Tabii ki değerlendirmek lazım o hanımefendiyi de. Lekelerin belirginliğini azaltmak amacıyla bu kişide yaptığımız gibi lazer tedavilerini uygulayabiliyoruz. Lazer tedavilerinden sonra o lekelerin belirginliği azalabiliyor. Ama leke tedavisi biraz sabır gerektiren bir tedavi. Tekrarlayan seanslar ama şey yapmak gerekir. Bir kere de tedavi edilebilir. Eğer kişinin cilt yapısı buna uygunsa tedavi edilebilir ama değerlendirmek gerekir mutlaka. Ve yaz döneminde mutlaka güneşten korunması evet gerekir. Evet ya, onlar yazın olunca yine çıkıyor çünkü. Düzenli olarak tekrarlanmasını öneriyoruz. Yılda bir kez de tekrarlandığında cildin hep genç kalmasını sağlamış oluyoruz. Hocam peki şeyi merak ediyorum. Bu botoks ve dolgunun alerjik bir bünyeye sahipsen eğer evet, onu, bir şeyi var mı? Siz çok çekiniyordunuz. Ben çok hala çekiniyorum. Alerjiniz olabilir mi? Şu ana kadar alerji durumuna karşılaşmadık. Yani natural botoks uygulamasından sonra şu ana kadar hiçbir alerjik durumla karşılaşmadık. Bu zaten çocuklarda bile yani tedavi amacıyla spastik kas sertliğinin tedavisinde kullanılabilen ve bizim kullanmış olduğumuz dozdan çok daha fazla yapılan bir ürün. Dolayısıyla güvenle uygulayabiliyoruz. Dolgu uygulamalarında da hyaluronik asit içeren geri dönüşü olan doğal ürünleri, bizim vücudumuzda da olan doğal ürünleri tercih ettiğimiz için genellikle bir sorunla karşılaşmıyoruz. Diyelim ki bir sorunla karşılaşıldı, ufak bir müdahaleyle geri dönüşü var. Yani kalıcı bir durum değil. Tabii yaptık. Hastanın hoşlanmadığı bir durum ortaya çıktı ya da istenmeyen bir durum ortaya çıktı. Hemen yapılan ufak müdahaleyle onu geri döndürebiliyoruz. O güzel bak. Hocam şu hani küçük benler oluyor ya, ben de aldırdım şurada. Onların herhangi bir şey zararı var mı?
haldırmanın? Tabii şimdi benleri, tabii dermatologlar olarak bizler değerlendirebiliyoruz. Benleri değerlendirmek için kullanmış olduğum bir takım cihazlar var. Dermatoskopla, büyüteçlerle değerlendiriyoruz. O benin analizini yapıyoruz. Eğer kötü bir görüntüsü yoksa, alınabilecek olduğuna karar verdiysek, lazer tedavileriyle alabiliyoruz. Ama bazı benleri cerrahi olarak çıkartmak gerekiyor. Özellikle riskli gördüklerimizi. O nedenle bir değerlendirmek, dermatologlar olarak dermatoskopla bakmak gerekiyor. Her ben lazerle alınır diye bir şey söylemek çok sağlıklı olmayacaktır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Vallahi muhteşem bir değişim. Hocamıza teşekkür ediyoruz.